Günaydın, günaydın. Hadi dalışa gidiyoruz arkadaşlar. Saat 6:45, hava 6 derece. Almışım galibiyetimi. Lideri devirmişim. İzmir'ime gelmişim 2 gün. Vadicim dedi ki, kardeşim dedi, dalmadan seni yollamam dedi. Sinaritler, levrekler geldi. Seni bekliyorlar. Sofra kurmuşlar dedi. Şimdi gidiyorum Burak'ı almaya. Güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. Hava yağmurlu, kapalı, soğuk. Bakalım üşüyecek miyim? 5 milimlik kıyafetimi giydim. Umarım üşümem. Acayip keyifli bir yere gidiyoruz. Hadi atlayın, gidiyoruz. Evet. Sinaritlerin azılı düşmanı Burak Çoban çok hazır gelmiş. Önden koşarak gidiyor. Allah düşmeyeyim. Salvi Reis benle bugün. Her türlü balığın azılı düşmanı benim zıpkın evde kaldı. Zargana'dan Orkinos'a kadar vuruyor arkadaşlar. Ne güzel olmuş burası ya. Yemyeşil. Mera'ya geldik arkadaşlar. İnanılmaz dalgalar var. Of of of, bayağı köpürtüyor. Göstereceğim şimdi, bayağı yüksek. Rüzgar yok ama dalgalar inanılmaz. Sabah sporu iniş yolunda zaten açıldık. Ay, of, ne diyorsun ya? Abi bu dalgalar ne böyle? Fena fena. İnşallah su bulanık değildir. Evet arkadaşlar, bu çocuklar hala neden yürüyor demeyin. Mera değişikliğine gittik. Deniz çok kötüydü. Şimdi bak, farklı bir yere dalış yapmaya çalışacağız. Bakalım eğer görüş varsa. Burası biraz daha iyi gibi diğer yere göre. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün videoyu ben açıyorum. İlkan kardeşimin canı bodyciğim levrek çekmiş herhalde. Rica etti. Ben de bugün sabah kalktım. Onun için güzel bir levrek avı yapmayı planladım. Levrekleri vurup yarın sabahta direkt kendisinin yanına yolculuğumu başlatacağım. Şimdiden bana rastgele, size de iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, birkaç gün önce çamur gibi sulara daldıktan sonra Burak kendisine berrak bir mera bulmuş ve ilk fırsatta suyun altında kendisini bulmuş. Sular soğuduğu için Burak'ın da 15 yılı aşkın tecrübesine güvendiğim için bugün beklentim yüksek kendisinden. Yemlik popülasyonu oldukça hareketli görünüyor. Büyük balık meraya girmiş olabilir. Evet arkadaşlar, bugün Burak kara kıyı avı yapmaya karar vermiş. Sessizce kayalıkların arasında ilerledikten sonra kendine doğru bir yer seçip pusuya yatacak. Ben de merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir kayalık bölgesi, sığ suda, dediğim gibi kara kıyı avına devam ediyor Burak. Sakince yüzen sarpa balıklarını görüyorsunuz. Siyah olanlar da papaz balıkları. Sarpa balıkları otçul bir balık olduğu için genelde av için tercih etmeyiz. Su oldukça berrak ve sakin. Sol aşağıda sakince yüzen bir çupra görüyorsunuz. Burak kayanın yanına o kadar iyi gizlenmiş ki çupra onu fark ettiğinde artık çok geç oluyor. Çok güzel bir an. Tebrikler. Sığ suda kendini doğru yeri bulduktan sonra pusuya yatıyor. Hedef balık kardaja girdi. Güzel boy bir çupra. Hedef balık Burak'la göz göze geldi. Burak çok sakin kaldığı için ve ani hareket yapmadığı için balık daha da meraklanıp yaklaşıyor. Hedefe girer girmez mükemmel bir atış. İlk balık cepte. Tebrikler badicim. Evet arkadaşlar, çok güzel yağmur yağıyor. Yağmurda dalmak daha da keyifli. Av güzel gidiyor şu an. Levrek bir tane gördüm. Ona da atış yapmadım çok küçük diye. Ama çupralar gayet güzel. 3 tane aldım. Dalışa devam ediyorum. Biraz yoruldum. Çok az dinlenip tekrar devam edeceğim. Burada sığ suda, açıklıkta ve hiçbir yere saklanamamış şekilde bir agaşon denemesi yapıyor Burak. Oldukça hareketsiz kalması gerekiyor çünkü ani bir harekette balık onu sezip uzaklaşacaktır. Uzaklardan 2 tane çupra gördüm. Öyle bir geliyorlar ki sanki Burak orada yokmuş gibi. Badiciğim iyi agaşon yapmış. Merakla yaklaşan bu güzel çuprayı beline asıyor Burak. İşte geldik o efsane dalışa. Daha aşağıdan, daha yukarıdan aşağıya süzülürken bir sinarit fark ediyor Burak. Ama balığı ürkütmemek için direkt üzerine doğru gitmiyor. Sessizce güzel bir taşın yanına yatmayı tercih ediyor. Çağrısını yaptıktan sonra bekleme başladı. Balık uzaktan merakla ama aynı zamanda da çok sakin bir şekilde yaklaşmaya başlıyor. Aslına bakarsanız mesafe oldukça uzak. İlk atış verdiğinde Burak aceleci davranmıyor çünkü balığın karakterini çok iyi bildiği için onun tekrar geri geleceğini adı gibi biliyor. Daha sonra beklediğimiz gibi balık kardaja giriyor ve mükemmel bir atış. mükemmel bir av. Badiciğimi tebrik ediyorum. Bakalım bu sinariti nasıl bir tarifle pişireceğiz. Günaydın arkadaşlar. Evet, sabah hemen kalktım. Çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Yola koyuldum. İlkan beni bekliyor. Bir 4 saat kadar yolum var. Bir an önce İlkan'ın yanına varmak istiyorum. Dalış ekipmanlarımı da hazırladım. Marmara'da da güzel 1-2 dalış yapmayı planlıyoruz. Bu arada ne olur ne olmaz diye İzmir'de tabii balıkları ben vurdum. İlkan'a götürüyorum. İlkan'la beraber dalış yapacağız. Vaktimiz kalırsa Yalova'nın o eşsiz ormanlarını gezeceğiz. Foto kapanlar kuracağız. Marmara'nın sularında dalacağız. Mangal yakacağız. Balıkları yiyeceğiz. Arkadaşlar her şey var, her şey. Ne ararsanız bu videoda var. Ben yola koyuldum. İlkan'ın yanında görüşmek üzere. Reyna. Şşt. Reyna. Gel. Gel. Tamam. Şşt. Tamam. Şşt. Bekle. Al oyuncağı hadi. Reyna senden daha çok özlemiş beni. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasıl geçti yol? İyi. Getirdin balıklarını. Vay. Şşt. Ne diyorsun ya? Balıklar geldi mi balıklar? Reyna da özlemiş abi beni. Ne yapıyorsun ya? Çamur gibi. Sessiz o Reyna. Bu da kömür mü? ömrümüzü sahiplendireceğiz ya. Birine verelim bunu, çok tatlı. Verelim. Ya. Sokakta yaşıyor vallahi. Aşkım. Oturup kalkmayı da öğretiyorum ona. Çok akıllı biliyor musun? Acayip akıllı yani. Reyna yürü bahçeye. Reyna hayat sana güzel burada. He? Reyna bekle. Ama yani bunun da üstüne çok fazla... Beklenen gün, merhaba, ilginçlik oldu. Bunlar benim sosu da iktidar... Yoo, şöyle söyleyeyim. Benim adını çekeyim. Biraz şey görüyorum. Nasıl? Batışçılık var mı be? Evet arkadaşlar, gördünüz neler oldu neler. Çamurlu sulara gittik, daldık, göz gözü görmedi. Gittik sulara, vuramadık. Bu adam bizi kandırdı dedi, gel dedi, ben dedi seni dedi bir yere götüreceğim, balık avlatacağım. Bir gittik çamurlu sular. Benden tam 2 gün sonra suyun da nasıl olduğunu gördünüz. Balıkların da nasıl olduğunu gördünüz. Kardeşim benim ama kendine bağlanmadı sadece. Kalktı, İzmir'den buraya getirdi balıkları. Bir de üstüne üstlük bir tarifler yaptı. Ya abi bunlar ne ya? Bunları sen nerede öğrendin? Ne yapıyorsun abi? Bu ziyafet mi ya? Bak şu an bir restorana gitsek bu masa kaç para belli değil. Sinaritler, çupralar, al yanaklar, haydariler, lahana salataları, güveçte sinarit. Ne oluyor abi böyle? Mantarlar? Kaşarlı mantar. Nerede? Fırında. Yancık. Badiciğim kaşarlı mantar çok sever. Hemen geliyor. Hemen abi. Şey altına bir şey alır mı onu? daldırttık çamurların içine. Çamurlara 2 gün sonra berrak sularla. Arkadaşlar efsane bir akşam geçiriyoruz. Öncelikle şöyle bir start verelim. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. Sağlığına, nice güzel avlara. Sağ ol kardeşim. Oh, bir kadeh pişir be. Arkadaşlar efsane avlar yaptı Burak. Hepsini izlediniz zaten. Ne kadar profesyonel olduğunu da gördünüz. Seslendirmede de size yeteri kadar bilgi vermeye çalıştım. Şimdi soğutmadan bu ziyafetin içinden şöyle bir geçelim. Kılçıklarına kadar yiyelim. Proteinimizi alalım. Ekmek de kızartalım. Bak şimdi ekmek kızartalım. Hemen. E hadi o zaman abi. Ben güveçten başlıyorum. Önce bir tadım yapıp bilgi verelim. Aynen. Güveçten başla. Şimdi ben zaten bunları yiyorum genelde. Bir de benim elimden sen ye bakalım nasıl olur. Hadi. Bir değerlendir. Ege'nin masmavi sularından sinarit. İlk önce güveçle başlıyorum. Aa, abi çok iyi bu. Bunun içinde kırmızı biber de var mı ya? Evet. Tabii. Sosu çok iyi ya. Of, çok lezzetli olmuş. Tam kıvamında pişmiş. Biraz usuluk almış. Enfes. Olmamış. Evet. Süper. Peki çupralar? Çupralar bu takoz mu? Kardeşim getirmişsin bize Lidaki. Çiftlik çuprası. Çiftlik çuprası. Hani bunun al yanağı nerede kardeşim? Abi bir al yanak çupra tadalım hemen. Tam zamanı. Yağlı yağlı. Öf öf öf. Oo, yalnız bak ete bak ete. Yapma be. Ete bak ete. Al yanak dedik. O zaman ben şöyle bir yanak etini alayım. Çok iyi. Yanak eti. Tuzlayalım mı? Gerek yok değil mi? Nasıl istersen. Ben çok tuzlu sevmiyorum. Abi ama sinaritin tadı çok başka ya. Ha, nasıl? Çok başka ya. Bu arada ızgarası da var. Evet. Fırında yaptım bunu. Bir de ondan tat. Bakalım o nasıl güveçe göre. Genelde ya fırında yaparlar ya ızgarada yaparlar sinariti. Tabii daha değişik yapanlar da var. Özellikle Muğla'da çok değişik yapanlar var. Vallahi. Tabii. Ben kavurma gibi bir şeyini yemiştim daha önce. Çok beğenmiştim. Evet. Yapıyorlar. Muğla'da yapıyor yörükler. Abi sinaritin niye bu kadar pahalı olduğu lezzetinde ya. Ya. Çok iyi ya. Ve sinaritin neden bu kadar zor avlandığı da ortada. Lezzetli şerefsiz. Akıllı. Evet. Bak biraz yağlı çupra, biraz sinarit, biraz kaşarlı mantar. Sen niye bekliyorsun asker? Çupralı dişleri al. Yüzlerinin dişleri gibi bak. Hemen lazımsa implant. Bak ön dişleri daha iyi. Bak bak. Oo aynı. Bak salatamızda kırmızı soğan var. Of bayılırım. Abi, bayılırım. Çöktüm varmış bir tane. Oh, evet arkadaşlar, biz ziyafetin keyfini çıkaralım. Güzel güzel yemeğimizi rahat rahat sakin sakin yiyelim. Ben de emek verdim, av yapamamış olabilirim. Ama ben de emek verdim kardeşim. Yemekle mi? Ya bak neler diyor. Geldim o çamurlu sularda aradım durdum balıkları. Neyse. Videolar efsaneydi. Av videoları zaten muazzamdı. Burak'cığım gelmiş kardeşim. Enfes işler çıkarmış mutfakta. Ellerine sağlık abi. Ayağına sağlık. Her zaman kapımı açık. Yine gel. Hiç gitme hatta. Esra sen de artık İzmir'de Şu levrekler başlasın. Ben sana Marmara orfozu getireceğim. Kikle. Sen Kikle'yi burada bırak kardeşim. Onlar yüzmeye devam etsin. 2-3 haftaya seni bekliyorum İzmir'e. Şu büyük levreklerden evet, bir av yapalım. Sıra levreklerde arkadaşlar. Aynen. Levrek sezonu geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.